Şerif Muhittin Tarlay genelde tanınan bir sima ama şöyle çok tanınıyor. 8 Nisan 1950'de ses virtüözü aynı zamanda Safiye Ayran'ın eşiydi. 1950'de başlayan evlilik Şerif Muhittin Tarlay'ın vefatıyla 21 Ocak 1967'de 13 Eylül 1967'de noktalandı. Tabii içine sığan 75 yıllık bir ömürde Şerif Muhittin Targan bir taraftan geçmişi ve şimdi arasındaki köprü vazifesini buduyla ve biyografisiyle nasıl gördü? Aslında bugünkü portre biraz da tarihsel kesitte hem sosyo-kültürel tarihimizde hem işin içinde disiplinler arası çalışmamı vermiş olduğu birliktelikle bu portreleri özgün halde anlamamızı sağlayacak olan geçişkenlikleri içeriyor. Hem nazariyat anlamındaki dönüşüm, hem de bu icrasındaki dönüşüm 20. yüzyılın başında dikkat çekmekte. Malumunuz 1900'lü yıllar artık zamanın daha da hızlandığı, geleneksel yaşam dilimlerinin değiştiği, ölçülen, biçilen ve hayatta karşılığı olan evlerin karşısında artık saatin ayrıcalıklı bir yeri var. Ve bu hayatta da karşılığını bulmaya başlıyor. Müzikteki yansıması da hem eserlerle ortaya çıkıyor, hem çalınan eserlerin içerisindeki hızlı pasajlar, sesle gösterilen hareketli nameler, bize artık zamanın değiştiği, başka bir dünyaya geçilen bir arada olduğumuzu gösteriyor. Geleneğin icrasından ve icadından bahsediyor Osman. Bu hocamızın aslında alanlarıdır da ona birazcık içine de giriyoruz birlikte olduğumuz için. Artık disiplinler arası çalışmalar hiçbir alanın tek elinde değil. Öyle söyleyelim, Weber hepimizin Weber'i ya da Halil Nazik hepimizin Halil Nazik'i. Geleneğin icadında ya da Benedict Anderson'ın muhayyel cemaatlerinde ulus inşalarında kullanılan, geleneklerin inşasında da kullanılan siyasi propaganda araçlarının içerisine aktif olarak müzik de giriyor. Ama tam bu dönemde Şerif Muhittin müziğin bu politik yönünü mü kullanıyor ya da sanatsal yönünü mü kullanıyor ya da modern portre olarak kendini mi inşa ediyor? İmparatorluk kalıp değiştirirken, yani artık bizim o bildiğimiz geleneksel kurumları, geleneksel yapıyı başka bir yöne doğru değiştirirken, Tanzimat'la birlikte başlayan sürecin sonucu olarak yeni bir aktör tarih sahnesine çıkıyor. Bireyin özelleşmesi dediğimiz süreç yaşanıyor. O hiyerarşik toplum, geleneksel Osmanlı toplumu, modernleşmenin bir sonucu olarak daha yatay örgütlenen bir topluma dönüşüyor. Çünkü artık eşitlik ilkesi gibi çok önemli bir ilke insanların hayatına girmiş oluyor. Hiç şüphe ki bu dönemin seçkinlerinin siyasete, kültüre ve sanata bakışı da değişiyor. Şimdi çok sevgili kardeşim, meslektaşım Bilal'in belirttiği gibi 19. yüzyılda Şerif Muhittin Targan'ın Osmanlı geç döneminin o krizler çağı içinde çıkması, biraz sonra üzerine değineceğiz. Münir Nurettin Selçuk gibi bir virtüöz çıracının sözlü müzikiyle, ses müzikisinde özellikle vokalist anlamda solist kimliğiyle, başka bir sunum biçimiyle ve artık yeni bir platformda, konser sahnesinde yerini alması rastlantı değil. Çünkü modernleşme dediğimiz olgu temsil anlayışını da değiştiriyor. Bireyin özelleşmesi onun icra ettiği sanatın içeriğinin ve aynı zamanda niteliğini de değişmesine neden oluyor. Şimdi Dionysosçu ve Apollonçu iki sanatsal yönelim vardır Nietzsche'nin kurguladığı. Burada aslında Sokratik Logos'a bir eleştiri var. Şimdi rasyonelleşme ve standartlaşma benim hocalarım bahsettiler. Tabii bunların karşısında bu müziğin özelliğini konuşan işte o negatif tanrıcılık işte Erek'le ilgili Chopin'dan edindiği
kurmaya çalışan, bunun bu düşünce sınırının başında Wagner'le başlayan, yine sonunda Wagner'le bitiren, onu göklere çıkartan, daha sonra gelen bir sinema karşımıza. Şimdi bu düşünce heyecanından heyecanlanarak Hafız Sami'yi dinlediğim zaman kendi toplumsal koşullarında bir esrik ifadesi veriyor. Zaten yaşadığı dönem itibariyle bu nereden görüyorum? Bir kere icrasından ve müzik birikiminden bunu hissediyorum, bir. İkincisi, böyle bir ontolojik, metafiziksel bir zeminden değil de yaşadığı toplumdaki ilişkileri, toplumsallığı, bireyselliği kesinlikle determinist bir şekilde yargılayacağım şekilde değil, akışkan bir ilişkiler numara gördüğüm toplumsallığı içerisinde ipuçları var. Mesela Hafız Sami, bakalım, çok küçük yaşlarda annesini kaybeden bir zat. Ve ömrü boyunca bu bireysel acısı onda nöbetler ortaya çıkıyor. Asabi bir tip yani. Ağlamca. Ama bu asabiyet nasıl diyeyim, böyle kötü anlamda bir asabiyet değil de annesinin verdiği acının onda hissettirdiği sana nöbet gibi bir şeyler yani. Devamlı asabi bir tip. Oh,
teşekkür ederiz.